Kapıdan kovulsa bacadan girenin sunduğu program olan Koray Uzun Yolların yolu Adıyaman Besni'ye düştü. Düştü de ne oldu? Ziyafetin tam orta yerine düştü. Buna kaynanası seviyor demezler. Sıdam adına affedersin bayılıyor derler. Ekmek aslanın ağzında değil. Ekmek duvarın öte yanında. İlk yapacağımız duvarın öbür yanına geçmek olacak. Kolay da değil açıkçası ama artık şekil şemal yapacağız. Devam edin, devam edin. Tabii bir boğaz fazla geleceğini görünce hafif bir tedirginlik, medirginlik durumlarının olması doğal. Kolay gelsin. Kolay, afiyet olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Nedir? Aç ayı. Ne oynar, ne program sunar, ne röportaj yapar, ne de bir şey. Yemek molasından sonra bu yemekleri size anlatacağız. Ama önce çık kayıttan yumur, memo. Besni'nin Urfa adeti böyle. Besni'nin Urfa adeti. Evet, adeti misafirperverdir. Örfüdür, örfüdür. Evet. Urfa adetinin Besni'de tabii olabilir de. Evet, yani. Evet. Böyle midir misafir adet? Hı? Misafirlere sofra kurulur. Evet, sofra kurulur. Evet. Sen rahatsın tabii, sadece yiyorsun. Evet. Kafan düşünsün bunu. Hı? Sofrayı kuran düşünsün diyorum. Evet. Evet dedi ya. Hacı anne. Efendim. Ne zaman hacca gittin? 3 sene oluyor. 3 senedir evet, bu haç kıyafetini çıkarmadın işte, mı? Yok, çıkardım. Bir bazı kere göğünüm istiyor. Ben giyiyorum yani. Bir kere mi gittin sadece? Bir kere gittim. Daha gideceğim inşallah. Allah. Bir oğlum var. Onu eve vereceğim. Geleceğim inşallah baharda maharda. Ondan sonra da giderim inşallah. Bir daha Allah gideceğim. Tekrar gitmeyi. Sağ ol, sana da nasip ede yavrum. O mekanları tekrar görmeyi amin, nasip amin, etsin. Amin, amin, amin. Hacer-i Lesvet'e dokundun mu, uzaktan el salladın mı? Oho, çok salladık. Elimizi böyle attık, bilmem ne ettik. Oy yazık, kurban olam Allah'a. Darısı sağ olsun Allah, darısı. Darısı cümlesine olsun. Darısı cümlemizin başı. He tabi 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 inşallah. Bunlar Adana burması mı annem? Vallahi Adana burması. Evet, Adana Adana. Kolunu ağrıtmıyor mu bu taşıyken? Yok, alışkın alışkın kol. Senelerdir var zaten. Evet orada. Evet tabi tabi evet. Var mı bir ağa hanımlı? Var var tabi canım bey. Tabi bey var. Ağa mıdır? Evet ağa bey. Sen bir ağaya mı gelin gittin? Ağaya gelin gittim. Benim maceram çok yavrum. Varmadım, beni zorla verdiler. İşte herif dedi ki kaçırırım dedi, bilmem ne derim dedi. Beni verdiler. Ondan sonra da işte... Sevmiyorum, sevmiyorum. Şimdi seviyorum, daha hala seviyorum. Aman ha, herif burada. Herif burada mı? He hani şurada bir ama. Tabii. Şöyle. Az önce konuştuğumuz dayı mı? Evet, evet, evet. Eyse. Dayı bir gel hele. Gel, gel, gel dayı, gel, gel, gel. Şoray Bey seviyor mu de şimdi seviyorum. Soracağız sana bakalım. Dur, dur soracak yavaş yavaş. Ondan sonra güzel herif üstüme destanları söyledi. Ama şimdi o destanlar yok. Olsaydı okurdu sana. Gel hele bir dayım hele bir. Çöm hele bir. Buyurduk. İsim? Saadettin Turgut. Saadettin. Sizin isim anne? Zehra Turgut. Zehra. Evet, evet. Sizin evlilik biraz maceralı olmuş Saadettin abi. Oo, sevinçten diyor. Hey sen. O sen öyle ya. Ya yok ya. Vallahi yok abi. Babam zorla verdi beni. Ya. Zorla, ha, ondan zorla. Sonra nikaha beni zorla yapardılar. Orada evet demedim. Demedim. Demedim evet. Ondan sonra oradaki belediye başkanı filan çepiği çepe çaldı. Dedi 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 dedi. Ben dedim, ben de hiç demedim dedim. Koydum geldim işte. Nikah masasından kalktın. He, nikah masasından kalktım. Kaç yaşındaydın sen anne? Aman ne, 20 yaşamadıydım daha işte. 18-19 yaşındaydım sen işte. Sen nerede gördün anneyi? Benim dezemin kızı ya. Teyze olan teyze kızı. Dezemin kızı ya. Aynı bir köydeydik. Beni istemeye gelince bu adam da ayağa kalktı, dedi ki vermem dedi. Babam rahmetlik de dedi ki ben dedi anneme dedi ki annem dedi ki vermem. Bacısının oğluydu ha. Annem de dedi vermem dedi. Babam dedi ki ben beşik kertme yaptım dedi. Hiç dedi ben tükürdüğüm tükürüğü kaldırmam dedi. Ondan sonra işte ben de varmam dedim. Ben senin kızın değilim dedim. Geç sen kızını ver dedim.
İşte zorla beni verdiler. Evet. Sonradan da şükür işte çağımız oldu, çoluğumuz oldu. Ne olacak işte, geldi geçti işte. İyi şimdi. Hey. Daha yeni mi sevmeye başladın sen adam? Yok, hiç sevmeye başlamadım diyorum, sevmedim. İşte gene de şükür iyi ya, ne olacak? Hiç sevmedin mi adamı? He, hiç sevmedim adamı ama. Ya yüzüne söylenir mi? Evet. Öyleyse ben şimdi bu denilecek laf mı? Hayır. Abi, emem... Doğrusunu söylersin değil mi ama? Doğrusu... Ya bu söylenir mi adamı? He, ben söyle. Seni hiç sevmedim diye. Yok yok. Kaç yıllık şimdi... evlisiniz? 50. 50 sene. 50 sene hiç, evet, bir kere bile sevmedin mi adamı? Yok, sevmedim abi. Bir kere ne de sevmişti. Geldi geçti günümüz. Geldi geçti yavrum. De bakayım seni hiç sevmiyorum diye. Ola yok yok, sevmiyor. Şimdi seviyorum ayrı yavrum. Sevmeye başladım. 50 yıl sürmüş senin ben aşık olmam ben. Uzun işte, sürmüş biraz. He işte. Nesini beğenmedin? Aslan gibi adam, hiç, yakışıklı. İşte köyü de vardı, zengini de, her ev iyiydi ama benim dezemin hoşuma gelmedi. Dedim oğluydu. Nesi hoşuna varmam gitmedi? La varmam dedim. Be, işte neye hiçbir şey, işte varmam dedim. Ne diyeceğim? Niye varmam? Varmam dedim işte. Sonra babam dedi ki senin dedi öleceğini bilsem dedi gene ben verdim dedi. Geleceğin varsa göreceği de var dedim ben de, değil mi? Kimse. Herif aşık oldu. Ondan sonra hayma yaptı evinin üstüne. Biz de karşı karşıya. Dın 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 sazı çaldı. Bu türkü söyledi, sazı çaldı, türkü söyledi. En sonu babam işte getirdi verdi, yazık. İyi oldu geçti işte, ne olacak? Adam sana olan aşkından... Evet. Türküler mi? Herif ayak yalın, sakalını böyle bıraktı, deli oldu, dağlara kaçtı, gitti, bilmem ne oldu. İşte en sonu beni verdikten sonra iyi oldu işte, ne olacak? Yanıyor adam aşkına. Yanıyor, yandı, o da nasıl yandı? Yazık, böyle kömürez kaldı, körezem kaldı. Yoksa daha iyiydi. İyiydi herif. İşte böyle yanık oldu. Böyle geçilerin analardan ayrılmaz mı? Oğlakları. Yok yok. Yarlıktan değil mi bu? Yarlıkta doğrusunu söylüyor. Sayıklıyor bu herhalde. Neyi sayıklıyor? Yani şey etmiş artık zekası. Zeka mı? Ben daha saadettim. Yok yok, asla. Sıra geliyor ki efendim bu benim işte veli nimetim. Ben diyorum ki bak. Aman ben Allah saadetini öğümde eksik etmesin diyor. Bak. Tamam. Çünkü çocuklar beni öldürür diyor. Mal uçun ha. Mal uçun. Çocuklar beni öldürür. Aman yok. Saadettin. Saadettin dedim. Aman yok, Saadettin'e bir şey olmasın diyor. Ben şimdi öyle diyorum valla. Ben ölüm de Saadettin ölmesin diyor. Kaç ne çocuk var? İşte 5-6 tane var. Kaç tane anam? 3 kız var. 2 tane, 2 tane de oğlan var. 5 tane çocuk var. İkisi de geçindi yavrum, sen sağ ol, başın sağ olsun işte. Geçindiler onlar. Sen şimdi aşık oldun da anneye, vermediler. Evet. Sevdandan sazı mı aldın eline sen? Evet. Ne söyledin dam tepelerinden bir karış sakalla? Hı? Var mı aklında söylediğin? Dur ki ben sana söyleyeyim, dur. Bak, Bismillah dedim, çütüme gittim. Bilmem ne dedim, işte tohumu ektim. Bir günün içinde mıraza yettim. Yetiren Allah yetirirmiş deyin. İşte ne türküler söyledi, ne moderni biliyorum ben. Moderni. Niye söylemiyorsun sen? Benim aklımda değil ki benim şimdi, ben yok. Niye? Aşkından yanarken aklındaydı ama. Ama şimdi hafıza gitmiş, boş ver. Yok, daha da olur mu canım, yok, az önce dedin annenin hafızası arıza. Biz de beraberdir işte, muhakkak ki artık tabii ki. Şimdi yaş... artık türkü söylemiyor musun? Yok. Söylüyor. Şimdi bunun böyle kitabı vardı. Kardeşinin oğlu aldı götürdü ki hep bütün başka şeye çeker. Onları söylesene acı bir kere saadettin. Niye şiirin ne oldu? Neler vardı? Bir günün içinde muraza yettim. Aklımda değil de şunu dedim bey, Şuray bey. Ya Rab, niçin gelmişsem bu faniye, nas gülerken ben ağlıyorum, acep niye? Böyle gider ise ne olur halim benim, kalmadı takatım, vücudum, canım eridi tenim. Hazretinden kesmezem ben kesin ümidimi, yoksa bu mihnet ve hüsranla bu dünyada gidimi. Saadettin el açıyor, yar varıyor dergahına, dağlar taşlar dayanmıyor ahuzarına. Dedi ki he
her şeyi yalan söylüyor bu. Biz hacca gittik, çok mesuduk. Gittik beraber. Mesuduk da şimdi mesuduk. Hani önce mesut değildi ya. Ne yalan söylüyor. Şeylere saat mi saat dakika bu da. Ya şimdi yazık etmişim bir adama be bu senedir ben. Yok yok hayır. Sürüp süründürmüşsün adamı. Ne acılar çekmiştir ki. Herif mutlu. Sen de hiç konuşmamışsın be 50 senedir be dayım ben. Yürü be. Saadettin abim benim be. Ben ağlasını konuştum ama. De! Ya ağlasını konuştum. Ağlasını konuştum. Niye beğenmemiş biliyor musun? Hey bak işte bundan. Bak nasıl hoşuna gitti. Sen çünkü görünce Zühre işte. Seni çok beğeniyorum. Niye böyle yapıyorsun? Dımbır dımbır. Öyle değil. Şımartmış seni. Şımartmış. Evet. Tutmuş seni. Bir elini yağda bir elini balda tutmuş seni. Evet. Biraz sert davranacaktın ki sen. Yazık hep sert davranma. Yağma mı? Hanım. Hanım başına çıkarmışsın işte başına. Tamam. Kafam incin. Aman başını incitme. Yok yavrum aman. Demek ne lazımmış? Ara sıra bir hıyt lazımmış. O da oğlum bir daha. O da oluyor ama işte sonra da iyi acı tatlı bizim bağın kurgu biz de, kötü de desek çocukların hatırı var ne diyek? Ya sen bir şükre bakalım be dayım 50 sene bir şükre bakalım be dayım be. Kürtle. Şükre yok. Kürtle. Hıyt. Bak hoşuna gitti. Ya. Kora Bey dur sana ne diyeyim. Ben şimdi kendine baka böyle yüzüne bakıldı. Evet çok çirkin idi. Basalla. Köfte. Bu bildiğimiz içli köfte değil mi? Evet. Siz Adıyaman Besli'de buna basalla mı diyorsunuz? Basalla diyor. Buna basalla. Bu da içli köfte. İçli köfte deriz buna da. Basalla derler. Yine başımız. Senin cebi para dolu başında seven adam olunca atarsın kahkahaları. Adamcağızım da oradan yüt kırıp bakar. Adamcağız da kurumuş kalmış. Şimdi benim yemeklerim çok şahane olur. Yemeklerim güzel olur. En iyi siz mi yaparsınız? Evet. Ben memşurum. Himli doldururum. Oğlak doldururum. Laz böreği yaparım. Baklava yaparım. Her şey elimden gelir. Hepimiz de yaparız yani o işi. Hep bilirim yani. En uzmanı siz yani. Uzman benim. Ustası. Bunu artık büyük şehirlerde hanımlar yapmıyor. Evet. Biraz ağır iş galiba. Evet. Çok ağır. Nasıl yapılıyor annem bu? İşte baklava 30 tane açıyorum ekmeğini. Laz böreğinin de 10 tane altına 10 tane üstüne. İçli köfteyi diyor. Basallayı diyor. Bu mu? Kıymayı kavuruyor. Bunun içine et de koyuyor. Makine de çekiyor. İşte elimizde oyuyor. Makine de oyuyor. Bunu da işte yuvarlıyor. Et koyuyor içine. Eşkili yapıyoruz. Nohut koyuyor. Çok güzel oluyor yani. Vallahi güzel oluyor. Normalde evet. Biz tariften sonra yutardık ama affedersiniz tadını bildiğim için tarifini özellikle alıyorum. Vallahi üşenmiyorsanız yapın. Sizin bey sağ mı efendim? Sağ ol. Başınızda. Sağ ol. Ben evli değilim. Evliyim ama evli değilim. Nasıl oldu? Efendim evli olup evli olmamak nasıl oluyor acep? Sevmezsen evli değilsin. Sevmezsen evli değilsin. Seversen de her günün bir neşeyle geçer. Evli, eğer ki memnun değilsin. Kocanızı sevmiyor musun? Hani sevmiyorum ben de istemeyerekten vardım. Yalanı yok. Neniz oluyordu? Ama beyiniz? Adam bana çok düşkün dediği gibi. Ya bu adamların suçu ne? Yani güzel, çirkin diye bir şey yoktur. Beyaz, esmer diye bir şey yoktur. Stara gerek stara demiş. Seviyor adam beni ya. Üstüme düşüyor ama ben o yolla olmuyorum. Senin diyor yerin cehennemlik diyor. Olsun diyor. Olsun. Adam size diyor yerin cehennemlik adam, diyor. Adam böyle dar gibi adam. El ufak tefek değil. Yakışıklı boylu poslu. Ya işte kendine göre yakışıklı. Affedersiniz neyini beğenmiyorsunuz? Sevmedim. Baştan sevmedim. Baştan şimdi benim kardeşime bunun ablasına nişana gittik. Vardık ki işte içeriye giriyor. Şöyle kapının ağzında oturuyor. Aman dedim kafa bu kadar. Dişler bu kadar. Aman dedim bu kim dedim. Hiç yerinden kımıldamıyor. Biz şehirden size gelmişik. Düğüne gelmişik ya veyahut misafirliğe gelmişik. Biraz insan şeyle toplanmaz mı? Yan bağa yatmış oturuyor. Güzel bir hanım geldi. İnsan bir iltifat etmez mi? Ben o zamanlar daha 14 yaşlarındaydım ancak. 14-15 yaşlarında.
Dedim ki bu ne oluyor dedim. Dediler kızın kardeşi ama. Adam bir ilgini çekmiş seni. Adam bir ilgini çekmiş. Ne soruyorsun evin adamını bu kimliği oluyor diye? Yok ilgiden değil. Şeyi hoşuma gitmedi. Tavrı. Duruşu, tavrı hoşuma gitmedi, hareketi. Bir insanınsa da yüz güzelliği önemli değil. İnsanın kılıfı, kıyafeti, konuşumu, hareketi, oturması, kalkması, giyinmesi. Bir hanımdan hoşlandığınız zaman kıyafetiniz düzgün olacak. Evet. Oturmasını, ya, kalkmasını elbet, bileceksiniz. Elbet. Az buçuk da iltifat edeceksiniz. Yoksa sana diyorum bak yani dar gibi adam. Kötü değil, yatı değil, çirkin değil ama ben huyundan hoşlanmadım. Bir gıcık kaptın adama sen. Öyle oldu. İstedi bir de öyle, seni. Öyle. Ondan sonra da istedi. Anam dedi benim kanama varmam dedim. Niye dedi var kızım dedi. Evimiz dedi benim babam öldü siz ömür. Malımız ayrı olmasın dedi. O gelse onun kardeşi kaç göç olma bizim burada deniz kaçarlar ya. Biz böyle erkekler içinde oturmazdık. Yok neniz oluyor beyefendi eşiniz? Abimin hanımının kardeşi. Mal içeride kalsın diye mi size ev verdiler? Ya hani kaçma var diye ezel. Erkeklerden kaçma var diye. Aman gelip de affedersin namusuna kir gelmesin. Bu niye geldi bu niye gitti demesinler deyin. İkisi de kardeş ikisi de bacı olsunlar için, işin içinde dedi. Kaç yıl oldu evleneli? 36. Hala sevmiyor musunuz? Hala da öyle. Kendinin yüzüne de diyorum. Yani kendi kötü der, huylarını da sevmiyorum. O ondan sonra o tabii deli oluyor. Deli oluyor. Allah'tan ki hiç ben kendine de diyorum. Sana da acıyorum diyorum. Niye diyor? Sana da acıyorum. Seni de sence seven olurdu diyorum. Benden çok sana acıyorum diyorum. Kaç çocuk var? Üstelik de iş geçiyor. Yollarda yatıyor, yıllarda. Eyle deme, kardeş eyle deme, eyle deme. En kötü ahlak o. Şimdi bir iş geçiyormuş deyince aklım kalkıyor. Çok kötü. Canına sebep, çocuklarına sebep, sana sebep. Ne, daha ne diyeyim? Parasına sebep. Paran çocuk, olursa var. Dört. Üç oğlan bir kız. Elini öper. Dört çocuk. Bir de aşık olsanız. O oluyor. Bacı kardeş misin? Evlisin. Bir yatakta bacı kardeş misin? Evlisin kardeş. Değil mi ya? Yani evlisiniz kağıt üzerinde ama ruhen... ruhen yok. Ruhen. O benimle kabire kadar gömülür. Peki Besni'den kız almak için ne gerekiyor? Yani kız tarafı ne istiyor? Annenizin kollar maşallah dolu. Kız tarafı beyaz eşyasının hepsini alır. Kız tarafı alıyor. Kız tarafı alır, hepsini alır. Oğlan tarafı da mobilyalarını alır. Böyle takı hani bilezik. Takı diye. Bayağı çok takarlar burada. Çok takarlar durumuna göre. Ben Antep'ten geldim. Ben Antep'te evliyim. Ben de ayrıyeten ben de teyzemin oğlunda evliyim. Annem teyzesinin oğlunda. Burada teyzesinin oğluyla evlenmeyen var mı? Biz siz galiba. Evet. Ben hiç tanımıyordum. Ne biliyordum? Genelde teyze oğlunda. Ama şimdi artık fazla kalmadı. Gene teyze çocukları. Teyze geldim de o ölen abimin siz ömür torunu. Peki efendim burada ben başka. Ben çok memnunum. Şimdi gençler artık değiştirmedi mi? Değiştirdiler. Benim oğlumca arkadan almam diyor bak. Evlilik istemiyorlar. Biraz öyle değil mi hani böyle kardeş gibi büyüyorlar. Evet. Ne bileyim aynı evin içinde. Kardeş gibi büyüdükleri için ben de oğlumun sevdiğini almak zorundayım. Artık oğlum hayat geçirecek ben geçirmeyeceğim. Biraz öyle bak iki tane eşini sevmeyen hanım gördük şimdiden. Onlara bakınca daha ibret aldım yani ben şimdi. Değil mi? Tabii. Oğlanın adı ne? Oğlumun adı Kenan Türkmenoğlu. Yırttın oğlum Kenan. Annen seni zorlamayacak. Fatih diye. Bana Fatih da hani biri varmış oğlu gibi geliyor Kenan'ın da neyse hadi karıştırmayayım. Var mı? Yok öyle bir şeysi yok. Daha çıtlatmamış değil mi? Çıtlatmadı yok. Genelde anneye söylenir değil mi önce? Biz doğan nesiller ama anlaşarak evleniyor. Mesela yeğenim şimdi anlaşarak yani evlendiler. Siz teyzenizin oğlunu sevdiniz mi? Yok bir sorun olmadı bizim için evet. Mutluyuz yani. Yok mutlusunuz ayrı da öyle bir... Ha, sevdik yani aşık evet. Aşık olur ya. Evet evet siz sevdik. Beğeniyor diyorsunuz. Evet ben 13-14 yaşında evlendik. Ananız biz diyor ki aşkın meşki bilmezdi bu. Cahil zamanında biz onu. Biz evet yani. Evet. Göz açılmadan. O zaman kazık soru geliyor artık yapacak bir şey yok. Sen kendin söyle. Anam seni teyzenin oğluna vermişler. Evet. Bağıra bağıra sevmiyorum demişsin. Nikah masasında da sormuşlar sana bu adamla evleneceğim diye. Hayır demişsin. Dedim evet. Kendi kızını niye teyzenin oğlunu, teyzesinin oğluna veriyor? İşte o da o da musur oldu bize. Dedi ki illa alacağım, illa alacağım dedi. Kız da gönüllüydü. Biz de tuttuk verdik. Bu yayılan senin oğlan mı? Evet. Gel hele bir. Gel. En büyüğüm o. Gel dayı gel. Görürüm geldim. Seni gören mi hani be? Hey diye gelecek. Gel hele bir babanın yanına gel. Gel geri gel.
kürsüye alayım. Kürsüye alayım. Of of. Ben ağır abiyiz. İsim? Bekir Turgut. Bekir Bey. Evet. Maşallah. Ya, en büyük? Aga Bekir Ağa derler. Bekir Ağa derler. Turgut diye tanımazlar kimseyi. Şu yakayı da bir ha, Bekir. Sağlam. Yok örtmeyin. Hı? Açmayalım. Bağır aç. Yok olmaz. Ya. Atlet görünüyor. Olmaz ki. Hadi oldu. Dur atleti ben. Yoruğumu çek. Nedir bu anne babanın hali ya? Nedir bu ya babayı aman, çektiği ya? Ama sen bunun bir şiir defterine bir okusan aklın hayalin durur buna. Bir anamın üzerine bir şiirler düzmüş. Bir şiirler düzmüş. Ne kadar güzel bir şey. Ya çok güzel işte. Biz de gurur duyuyoruz ha. Tabii ki. Peki sen eşini okuyor mu o şiirleri? Yok. İki kelimeyi bir araya getirmem ben. Ne alakası var ya? Vallahi yok. Can hanımı arasına iltifat etmek iyi bir şeydir. Tabii canım. İltifatı yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Yenge hangisi? Ne diye orada. Bak. Esmer güzeli, güzel beyler. Of! Ya. Gel anacım benim yanına. Gel. Sizin sen, dayı kızı mı? Sen, yok bu yabancı. Nasıl yabancı? Yani akrabalık derecesi yok. Adana'dan geldim. Adana. Benim, bizim oradan. Adana, siz de mi Adana'dan? Adana. Neresinden geldiniz? Merkez. Türkmenoğlu bilir misin kitapçı? Bilirim Türkmenoğlu. Onun eşi. Ben de Yavuzlardanım. Biliyorum Adanalı olduğunu seni. İyi. Seviyorsun hanımı. Tabii çok. Esmer güzel. Ya, Adıyaman'dan çok... Adana nasıl gördünüz de öyle nasıl oldu da? Vallahi ne bileyim elektriklenme oldu işte birden. Buradan oraya. He. Aşağı yukarı. Kıvılcım saçtı. 300 kilometreden kıvılcım gördün sen. Evet tabii. Yok önce buraya gelip gidiyorlar canım. Besinde yerleri ya? Burada akrabaları var, amcaları var. Ne bileyim yani. Gelip gittikçe sen Esmer güzelini gördün. Evet tabii gördük. Biz de işte dedik olduysa tamam bundan iyisini mi alacak dedim ben de. Duyuyor musun yenge? Ama bilekler boş. Boş yok. Biz bu de nasıl ağalıktır Bekir ağa? Yok biz öyle gösterişler biz de meraklı değiliz. Gösterişe meraklı değiliz. Tarla var yengenin üzerine. Tarla var. Yok yengenin üzerine kardeşleri soğusun. Kardeşlerinin şeyi var da. Malı mülkü var da. Ben kendi malımla şey yapayım yani. Ha, daha doğrusu dur. Anamın. Abu anam var ya. Hı. 150 dönüm tarlaya bana iki başı bana vermiş. Ben şimdi onunla şey yapayım. Geçimimi sağlayayım yani. Senin veli nimet valide. Veli nimet valide annem. Baba itiraz etmedi. Baba yok. Babamın da 200 dönümü 100 dönümü ne kadar var bana vermedi daha bu da. Olsun ben dedim bunu bana verme dedim. Sen de diğer çocuklarla onu paylaş dedim. Bu annem de benden paylaşıyor. Sen ananın oğlu? Ben bu ikisini olur canım ikisinden düşmeyin. Yok kaldım. Biraz ya. anaya daha düşkünsün anladığım kadarıyla. Evlat kısmı. Tipi yaşı ne olursa olsun bir mırr. Bir öyle bir sürtünme yapar yani. Bir görelim. Ha? Bir görelim. Ama bu kimin anasıymış aman. Anneye yalakalığını yap tarlayı kap kampanyası. Ağa da olursun. Kampanya. Bey de olursun paşa da olursun. Kampanya. Yeter ki arkanda böyle kapı gibi bir valide olsun. Bu babayı şikayet etme hadisesi nedir Bekir Bey? Ya bu babamın şimdi şikayet etme hadisesi ya ben şimdi... O zaman çocuktuk. 13-15 yaşında bir çocuktuk. Ya baba işte bir yerde toplumda oturuyor, şey yapıyor. Mesela bir toplum görüyoruz, şey yapıyor. Kaçlık yok. Şu yok, bu yok. Baba sana para vermiyor. O zaman çalışma şeyimiz de yok. Tabii ki ağa oluyor da. Bu ağa ben oğul. Biraz harcama da yapman lazım. Yapman tabii. Bana ağa nasıl ağasın diye bir de gaz verenler oluyor böyle. Sen ne biçim ağa olasın Bekir? Çay bile ısmarlamayın. Bakıyorsun tıs. Tıs. Ben ne dedim? Aman dur neresi. Bundan 1, 2, 3, 5 yok. Tın yok. Buna yok. Eyle mi baba eyle. Gittim sağlık müdürüne usuldana ama tabii ki şey aldım. Tüyü aldım. Oradan fikir edindim. Ondan sonra bir dilekçe döşedim. Dilekçeyi. Anamın dizinin dibinden ayrılmıyor bu dedim. Ayda 20 gün göreve çıkması gerekirken burnun dibinde akışacağıma kadar oturuyor dedim. Bunun çaresi neyse bunun çaresini getirin. Masaya oturt koyun babam dedim. Ve bir baktım gündeme geldi. Neyse bir ay sonra son solunu şeyden aldı. Reyhanlı'da. Cilve gözünde. 3 senemin 5 senemin orada daha bu tarafa yönünü dönmedi. Emekli oldu geldi. Sürdürdün adamı. Sürdürdüm ha. Biraz rahat nefes aldım o zaman. Valideden tırtıklıyorsun tabii. Tabii bu ha şey. Sen şimdi hayırlı evlat mısın hayırsız evlat mısın? Hayırlı. Ben hayırlı. hayırlı olmasa bunu yapar mıydık? Hı?
Bekire gazı sen mi veriyorsun? Bekire işte. Ha. Fikir senin değil mi? Fikir aman benim, fikir benim. Dizimin burnumun dibinden ayrılıyor. Tabii. Kaşır da dedi. Nasıl ediyorsun et dedi bana. Harçlık verdi karşılığı. Veriyor tabii. Ya, sen de rüşvet karşılığı babayı valideden uzaklaştırdın. Ne dedik he. Bu bütün seyirciler adına bu sana da Bekir abi. Bekir abi. Dola sana kurban olsun. Lay lay. Dola sana kurban olsun. Lay lay. Dola sana hayran olsun. Lay lay. Bu adamın kabahati ne? Bu adamın kabahati dur. Eksiği ne bu adam? Bu adamın sana sevmedim bir. Yok ama şimdi seviyorum, yazık zoruna gelir herifin. Herifin zoruna gelir, yazık seviyorum şimdi. Ben olayı da çözdüm. Yok bu böyle olmayacak. Yemeği aman bıttın mıydı neydi bu? Şey basallar. Afiyet olsun basalınızı yapıp gel dayım. Basallah. Çözdük. Sen artık benle geliyorsun dayı. Tabii. Şöyle tabii. Biraz bir hasretlik çeksin de görelim bakalım nasıl olmuş. Doğru. Ama bir gün ben Mersin'e gittim. Ne Mersin'i? Mersin'e hangi gittim. Mersin? Muğla'ya gidiyoruz Muğla'ya. Hayır. Ya yürü Muğla'ya. Oraya gittim. Datça'ya götürüyorum dayıyı. Yok. Ne? Halep'e götürüyorum. Halep'e. Halep'e. Suriye'ye Halep'e git. Gel dayı. Neyi vermem. Geçmiş olsun hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.